Esenlikler, hoş geldiniz. 21. bəlimdəyiz. Maalesef Bannerlord'un azizliğinden dolayı modumuz kapat aç gibi saçma sapan bir şey yaşadığından ve ana üssümüz direkt iptal olduğundan dolayı ufak tefek aksaklıklar yaşadık. Mesela hala sığınak, düşman görünüyor bize. Bunun hani geri dönüşü yok ancak hani düşündüğüm kadarıyla ki testini de yaparız. Daha önceden bizim ortağımız olan şehirlerin patronlarıyla ilişkimiz hala çok iyi. Yani en azından eski düzeye daha hızlı bir şekilde gelebiliriz. Hani 10 bölümde geldiğimiz şeye bir bölümde, iki bölümde gelebiliriz. Ancak şu an zaten daha büyük bir sorunumuz var bizim. Neydi hocam bu sorun? Bize savaşlar açılmıştı. Batı zaten düşmanımız. Kuzey ve Sütürge'ye krallığımızı ilan ettiğimiz gün savaşını açtı bize. Kim ya tutsak? Yengelerimizden biri tutsak alınmış. Sağlık olsun diyelim. Şimdi Seon'u elimde tutamam. Benim şu an yapacağım şey en azından Sur'u 3 seviye olan Ortizia'yı tutabiliyoruz. Ortizia'ya Seon'undaki garnizonu çekeceğim. Seon'unu kurban edeceğim. O yüzden şu üstümdeki askerlerden bir kurtulayım. En azından Seon'una gitsinler. 100 kişilik bir garnizon vardı orada. Şu kardeşleri bırakalım. Şu dağlıları da bırakalım. Tutsaklarım varmış. Tutsaklarımdan kurtulayım. Burada tutsak var mı? Evet, tabii ki var. Nemos'cum, sen de geç canım. Sürü gidiyor muyum? Evet, sürü gidiyorum. Şu Zula'mıza bir şeyler katalım ki şu koyunlardan, ineklerden, domuzlardan kurtulmam bile. Aynen öyle. Yeterli olur zaten. Katır matır değil de çok fazla savaş itim var muhtemelen. Tamam. Hızlı bir şekilde Seyon'una gidelim. Zaten hani 200 kişilik garnizon olan yere muhtemelen gerçi Seyon'un da bir liste var ama git gel yaparız yetişiriz ya. Umudum o yönde yani. Yola da hiç bakmadım o kadar boş vermişim ki şu anda. Çocuklar. Gelin. Yani çok kalifiye değiller bu arada. Tamamı piyade ama Farokçumu birliğime alacağım. Şeyi bir test edelim hemen. Şu an bakın bu kardeşlerle ilişkimiz çok iyi. Umarım hemen kendimize ortak edebiliyoruz buraya. Muhtemelen sokak dövüşlerine çok kısa bir geri katılmamız gerekecek. Çünkü evet. Şimdi bizim ilk başta ne yapmıştık? Ya hocam biz hani katılmak istiyoruz demiştik. O da bize ne demişti? Han'la gidip bir kavga başladı kardeşim. Hani bunu yaptıktan sonra hızlıca zaten işimiz gücümüz yerine oturacak. Bizim için birilerini tokatlamak, dövmek hani zor şeyler değil zaten. Bir dakika. Önüme geçtiler abi sayılmaz. Bakınız zaten hani artık 20-20 hasar veren gayet güçlü bir adamız. Önümüzden de bir çekilseler bu kentte de kimmiş böyle ya? Neyse. Yani bu ortaklıkları geri kurmam zaruri ancak hani şu an yapamam muhtemelen. Bu beyefendiyle bir tekrar görüşelim. Ha şu an herhangi bir dövüşe katılabiliriz. Yarın akşam bir dövüş varmış. Yani biraz riskli bir bekleyiş olacak ama hazır gelmişken yanımıza biraz da genç kurtaralım. Fiyan şampiyonlarından çok da bir farkları yok biliyorsunuz. Ki ben bu şehri zaten bırakacağım. Şu dövüşe en azından katılalım. Vakit buldukça bu şehirlere gidip ne yaparız? Zaten hani ilişkimiz de iyi olduğu için şu dövüşe bir katılayım. Hani maalesef ki kendimizi tekrar kanıtlamamız gerekecek kısa bir şekilde ama şimdi biz buradan çok güzel gelirler elde ediyorduk. Günlük 3000'e kadar bir gelir, az bir gelir değil kardeşlerim. Hızlı bir şekilde kendimizi tekrardan tanıtalım bu arkadaşlara. Zaten yeraltının baronuyuz. Ama bunu unutmuşlar diyelim ve tekrar hatırlatalım bu arkadaşlara. Kalk oğlum, 46 hasar verdik bu arada. Üzücü tabii. Bu arada ilk bölümler geliyor gözümün önüne. Hani çok zor deviriyorduk bu arkadaşları. Şimdi düzenbazlık sekmemiz hala açılmamış. Tamam, dövüşlerin
Ha, muhtemelen. Evet. Muhtemelen önce biraz nam kazanmamız gerekiyor. Biraz da üşerim. Ya gerçekten kusura bakmayın ama elimde olmayan sebepler bunlar. Sayın Benelord hala daha böyle sorunlar yaratabiliyor bize. Bu düelloların hepsini zaten kazanırız yani bizim için. Sorun teşkil etmiyor bunlar. Birkaç dövüşe katılırız. Kendimizi ispatlarız. Ki onu da yapıyoruz zaten. Güzelsiniz çocuklar. Beş çeşitli de katılalım. Umarım silahı tabii ki bana vermeyecek. Ha bunlarda da yok gerçi tamam. Çocuklar çok dağınık savaşıyorsunuz be. Güzel. Dolaşmaya gerek yok. Kariyerim en azından hayatta kalan seviyesine geldi. Hala düzenbazlık yapamıyorum. Neden? Liderine tabii ki suç vermeyecekler çünkü. Mekan bizim. Doğru. Kendi şehrinde bunu yapamam. Daha sonra deneyelim çünkü benim Ortis'e dönmem lazım kardeşler. Osman üstüme geliyor musun gerçekten? Nasıl bir ordun var? Yok üstüme gelmezsin. Bir an 100 tane Druzhnik şampiyonu falan gelecek sandım. Korktum açıkçası. Tamam. Seon'unu aldılar. Seon'unu almaları hani gayet tabii beklediğimiz bir gelişmeydi zaten. Kent ne durumda? Sadakat en azından artıyor. Çok yakında çözülecek bu sadakat sorunlarımız, şunlarımız, bunlarımız. Şu nüfuzu bir bekleyelim. Bir artı iki sadakat daha geçireceğim politikadan. Gelirin %5'inden vazgeçip. Evet, Hlandia'da savaş açtı. Tamamen kapanacağız Ortisse'ye. Sadakati bir artı iki daha basalım. Güzel. Sadakatimiz hızlı hızlı artacak. Şimdi valinin medeniyetinden eksi bir yiyor ama bunun yerine abimi geçirirsem artı bir desin. Şimdilik şuna geç. Gerçi inşaat var sayıyorsun değil mi? Aa inşaat yapıyor artık. Çok güzel. Çok güzel. Sadakat toparlandıktan sonra abimi geçireceğim. Şimdilik tekrar kasabı geçirelim. Sadakat bir kendisine gelsin. Ama ben bu ortiseyi nasıl koruyacağım? Dört yüz küsür adam var. Bunlarla savaşa savaşa koruyacağız bir şekilde. Bizim çocuklar biraz takılsın. Şu lagete gizli gizli bir girelim. Köyümü mü yağmalayacaksın? Tamam. Teslim ol canım. Gidebiliriz. Tutsakları da alalım. Haydutlara veririz. Yani çok çıkmazı soktular bizi. Muhtemelen yok olacağız. Tamam. Bizim olmayan yerlere girdiğimizde hızlı bir şekilde bu kardeşleri kendimize tekrar bağlayabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Örnek veriyorum. Bu hanımefendiyi tekrar ortağımız yapalım. Yani rakibim ne istiyorsa onunla dövüşebilirim. Tamam. İlişkiler önemli canım benim. Görüşürüz. Şöyle yapalım. Ben direkt dağ hayrutlarında kurayım ana üssümü. Yine mi geliyorsunuz hocam? Yani gelin. Maalesef şu an nüfuzum olmadığı için barış bile imzalayamıyorum ama herkes zaten bizden haraç istiyor. Zor, çok zor. Ha 300-500 haraçlar verip bu kardeşleri uyutacağım bu arada. 700 kişi yağma mı yapacaksın ya?
Benim birliğim kaç kişilik? 255 kişilik yeterli mi? Değil. Yani bu seriyi her an bütün soyluları idam etme serisine çevirebilirim. Ki Haydut serisine yakışır esasen. Neden? Şimdi biz bir Haydutuz. Biz idamlar yaptık ve herkes düşman bize bakın. Herkes. Neden? Çünkü bir imparator infaz ettik. Biz öyle temiz bir adam değiliz. Şu an bütün diyarın düşman olduğu ve aslında bu düşmanlığı tek başına bastıramayacak bir adamız. Yani herkesin bizi sevmesi gibi opsiyonlar yok. Hani rastgele bir klana bakalım. Kime bakalım? Deyvaland ilişkimiz 1. Birkaç klana daha bakalım. Fenuvayın 6. Peki biz o kadar katliam yaptık. İmparatorluk medeniyeti bizim hakkımızda ne düşünüyor? Ne bileyim, rastgele paralı asker ve bir sürü adam serbest bıraktık bu arada. Ama bu kardeşler bizi, mesela Kuzey'in imparatoru sevmiyor. Dertert sevmiyor. Sürgün baronluk biz alıyoruz ki o yüzden sürgünüz zaten. Kuzey'e baktık sevmiyor. Kuzeyit, hiç tanımıyor bizi çünkü. Tanısı o da nefret ederdi eminim. Ragi'ye aynı keza. Bu adam babasını öldürdük muhtemelen. Karadok'a tokat attık. Sevilmeyeceğiz. O yüzden bu seriyi yakaladığım her soyluyu katletme serisine çevirmem an meselesi. Sabrımı sınıyorlar çünkü. Yapalım mı öyle radikal bir şey? Yapalım öyle radikal bir şey. Yakaladığım ölecek ya. Gerçekten çünkü dediğim gibi bakın. Hani bizim helalleşmek gibi bir niyetleri yok bu kardeşlerin. Ki neden helalleşsinler zaten? Hani biz bir suçluyuz. Ve öyle kalmaya devam edeceğimiz bir gerçek. Bu kardeşler istediklerini yapmakta özgürler. Bizi öldürebilirler. Çok yüksek ihtimalle bizi öldürecekler. Hani yakalayan idam edecek ama yakalayabilene aşk olsun diyelim ve bu seriyi radikal bir değişiklikle ki bu da bir hayret doktoru zaten. Bulabildiğimiz her soyu idam etme serisine çevirelim. Çünkü birileri bizim tarafımıza gelmeyecek. Bizim bu baronluğumuzun başarıya ulaşması için yani şöyle bir 30-40 tane büyük savaş kazanıp hepsini sürekli bağışlayıp sonra paramla ikna etmem lazım ama bu seri çok uzatacak. O yüzden kardeşlerim bu saatten sonra yakaladığım herkes ölecek. Ki zaten bütün memleket bizi öldürmek istiyorken neden bunu yapmayalım, değil mi? Önce kimlerden başlayacağız peki? Efsanevi demir spatım. Bir saniye. Yok, o kadar değil biz. Önce şu kardeşlerden başlayacağız. Bir saniye. Gel. Yanlışlıkla hepsini bırakıyordum az kalsın. Şimdi. İdam noktamız olsun mu? Olsun bakalım. İdamları burada yapacağız bundan sonra. Madem savaş istiyorlar, onlara gerçek bir sebep verin. Canım. Şaka yaptım. Tabii ki serbest kalmayacaksın. Ölecek abi. Üst tarafta ilişki kısmı uzun bir süre susmayacak. Muhtemelen. Paralı askermiş. İmparatormuş. Lady'ymiş. Adamın tekiymiş. Rastgele bir köylüymüş. Bu saatten sonra fark etmez hocam. Bize rahat vermiyorlar. Bize rahat vermeyecekler. Kendileri bilir. Popülyacım. Görüşürüz. Bu saatten sonra düzenbaz olarak anılıyoruz. Onurumuz eksi 2'de. Hayatımda ilk defa bir karakterim düzenbaz perkünü aldı. Sorun yok. Muhtemelen kalifiye bu adamlar. Sancak şövalyeleri. Evet, ikisi bizi sıkıştırır mı? Ya bu kardeşi yakalarsam? Tamam, yakalamıyorum. Görüşürüz. Şimdi
Bütün diyarı nasıl idam ederiz? Bütün diyarı şöyle idam ederiz. Ortisiye gelen kaybettiği an kaybeder. Ha biz Ortisiye'yi kaybedersek çok daha büyük şeyler kaybederiz. Orası ayrı bir mesele tabii. Şu ilişkiler biraz aksın. Mesela 1400 kişilik bir ordu geliyor. Seve seve gelin. Birlik büyüklüğüme yetecek kadar küçük grup alamıyorum. Biraz hastati alalım kendimize. Gardiyonumda seviye atlayacak birileri var mı bilmiyorum ama şu an elimdeki bütün ekipmanları dönüştürmek istiyorum. Yani şu an bizim yaptığımız şey kumar. Gerçekten büyük bir kumar. Tamam, sen de gel. Muhtemelen kaybedeceğim. Ancak kaybetmezsem kaybetmemiş olmamın çok büyük bedelleri olacak. Ve bunu biz ödemeyeceğiz. Bunu düşmanlarımız ödeyecek. Şu sesi bayağı bir kısmam gerekecek. Beni bile rahatsız ediyor şu anda. Kuşatmaya gelsinler bakalım. Kuzeyliler bizi tanımıyorlar. Kuzeyliler bizi hiçbir zaman tanımadılar. Ancak tanıma zamanları gelmiş gibi duruyor. Bu arada Farok'a keşke mühendislik verseymişim. Şöyle mancınıklarımızı kuralım. Oltamızı attık. Bu ekip giderse Vlandiyalılar da gelecek bu arada. Yani bize öyle rahat yüzü yok. Evet, Batanyalılar da sürgün baronla savaş açma kararı aldılar. Sıkıntı yok. Bu arada idamların başından savaşlara kadar muhtemelen oyun sesini bayağı bir kısacağım. Çünkü çok fazla bildirim geliyor. Durmayacaktı bunlar uzun bir süre. Yıkın çocuklar. Haydi. Çok güzel. Bu orduyu direkt yendik. 700 kişiyiz, 1300 kişiler. Tabii ki milislerimiz var ama 4 mancınığımız var. Şöyle bir bakıyorum, 5, 10, 13 tane imparatorluk soylusu yakalananların tamamı idam edilecek. Memlekette adam bırakmayacağım. Bir tane soylu kalmayacak. Kendi tarafıma da kimseyi almayacağım. Bilginiz olsun. Abi hala mı ilişki azalıyor? Tamam. Sorun yok. Bizi gerçekten seven soysuz kardeşlerimiz var. En azından onların gözünde soysuzlar. Benim gözümde bu adamlar kahraman tabii. Orası ayrı bir mevzu. Biraz bir izlemek istiyorum. Yani neticede çok bir katkı yapmama gerek kalmayacak gibi. Evet. Biraz da savaşmak istiyorum. Bak aim bot kullanıyorsun. Öyle aim kaydırma anlaşılır, tamam mı canım? Yani bir haydut bu kadar güçlenirse, bir kanunsuz bu kadar güçlenirse ne olur? Kanunsuz bir süre sonra kanunları dinlemez değil mi kardeşlerim? Oyun için konuşuyoruz tabii. Abi ne ilişki azalmasıymış. Savaştan çok sesi geliyor yemin ederim. Bu arada artık kimse bizimle barış yapmaz. Hani bu geri dönüşü olan bir yol değil de. Bu yola girdik. Sıkıntı yok. Neticede bir gelen ikinci defa gelmeyecek artık. İmparatorluğu mensupları mesela artık köyden garibanları zorla toplayıp bizim karşımıza çıkartamayacak. O yüzdendir ki kardeşlerim. Seri maksimum bir 10 bölümü muhtemelen bizim herkesi öldürmemizde veya bizim idam edilmemizde bitecek. Bakalım. Acaba hangisi olacak? Merak etmiyor değilim çünkü. Ölmeyin oğlum. Lazımsınız bana. Şu kalkanı atayım. Bir dakika ama. Şunu bir atayım. Ustam hala ilişki azalıyor be. O panel bir süre açık olacak. Muhtemelen bu bölümün sesini komple oyun kısmından kısarım.
Bilmiyorum, bakacağım. Şu idamları da yapınca tabii ki kazanacağız çünkü. Evet, kaçıyorlar. Şu idamları da yaptıktan sonra bir tüm ilişkilerimize bakarız. Yani maalesef bazı yerlere girilmez. Ve bu adamlar bunu canlarıyla ödeyecekler. Merhaba, merhaba. Siz de gelin. Askerleri idam etmeyeceğiz tabi. Ortusya'mıza bir dönelim. Bir arkadaş da buradaymış. Üç kuzeyli kardeşi önce bir veda edelim. Bu arada yakalarsam çok kötü ederim size ama şu an dışarıda beni döversiniz. Ben şehrimde mutluyum çocuklar. Canım. Görüşürüz. Arıyoncum. İsmin tekrar anılmayacak. Emin olabiliriz. Pardon, aynı keza canım. Görüşürüz. Şu kalan tutsaklarımdan kurtulayım. Şimdi memlekette şöyle bir akış var. Serseriliğim 250 olmuş. Bir saniye. Yay olduğumda ekstra hasar bonusu benim için çok iyidir. Artı 11'lik büyüklüğümde alayım. Diğerde şöyle bir mevzu var kardeşlerim. Esir tüccarları okyanuslardan geliyorlar. Ortusya'dan yüzlerce esir alıp geri gidiyorlar. Bu çocuklar burayı tekrar kuşatır. Şimdi klanlara bakalım. İmparatorluk olmasına gerek yok. Mesela bu kardeşler ne hissediyor bizim hakkımızda diye bakamıyorum. Çünkü tanışmıyoruz. İmparatorluktan Netor yok olmuş. Tamam. Palaidos eksi 100'müş. Orosçum acaba ne düşünüyor? Rakia eksi 90 olduğuna göre ki idamlardan önce bu kardeşlerle aramız gayet iyiydi. Ulan diye bakalım. Tamam. Artık diyarın muhtemelen Kuzayit ve ki Kuzayit bile nefret ediyormuş. Tamam. Memleketten çok nefret edilen adam olduk. Sorun yok, dediğim gibi bu seri ya benim herkesi öldürmemle son bulacak ya da herkesin beni öldürmesiyle son bulacak. Bekleyelim, tekrar kuşatır çünkü çok avantajlı NPC bu noktada. Kaçıp bir daha arkasına bile bakmaması gerektiğini anlamayacak tabii ki. Çünkü yemeğimiz yok. NPC diyor ki kardeş ben bu yemeği bitiririm, o adamı öldürürüm. Ama geriye kalan soyluların da vereceğinin farkında değil maalesef. Fark ettiririz, sıkıntı yok. Şu ekipmanların tamamını da yakayım. Önce şu kardeşleri bir işaretleyeyim. Her seferinde geri almakla uğraşmayayım. Al canım. Dediğim gibi milyonlarca paraya koyuyorum. Hani hiç umurumda değil şu an. Çünkü bu para bu askerlere dönüşüyor. Bu askerler de beni ne yapıyor? Hayatta tutuyor kardeşler. Gelsinler, yine döveceğiz. Hiç sıkıntı yok. Ama acilinden bir mühendis çözmem lazım kendime. Yıkın oğlum şunu da. Çok güzelsiniz. Garnizonum yaralanıyor. Biraz daha dezavantajlı olacağız. Ha, kuşatma altında karar geçiremem. Doğru. Hayır çocuklar, saldırın artık. Tüm garnizon yaralandı neticede. Tamam. Keşke hızlandırmasaydım da şurada balistam olsaydı. Bu savaşı kazanırım. Yeterince askerimin olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakamıyorum şu an ama bildirimlerden dolayı bence yeterince askerim var. Okçum çok yok gibi. Evet, ama yeterince piyadam mevcut. Bu savaşı da alırım. Kuzey'in belini tamamen kırarım. Dediğim gibi merak etmeyin, sonsuza kadar böyle gelip gelip idam edilmeyecekler. Neticede bir ölenin yeri tekrar dolmuyor. Bunlar o köyden aldıkları gariban çocuklar değiller neticede. Mavi kanlı soylular ve mavi kanların yeri öyle hemen dolmuyor. Bir çocuk büyüyecek de, özel eğitimler alacak da, yetiştirilecek de, işte küstahlık falan öğrenecek de zor. Soykırım yapacağız ama sadece soylulara yapacağız bu soykırım. Umarım Ortizia buna dayanır. Ortizia dayanmazsa biraz böyle bir sürgün hayatı yaşarız gerçekten. Ki şu anda da kendi toprağımız hariç her yerden men edilmiş durumdayız zaten. Hala sürgün sayılırız. Biraz bir barista kullanayım. Şu ortaya geçmek istiyorum.
Milisler çok hızlı ölüyor ama sıkıntı yok. Ortisi her an çökebilir bu arada. Ya ben böyle özgüvenli konuşuyorum ama neticede her askerin bir sayısı var. Her asker ölebiliyor. Çocuklar bir kenara geçebilir miyiz? Şöyle bir kaydırıp şu şekil atsan ya. Dur bakayım. Yok. Okçuları rahat abi beni diyor. Tamam canım. Öyle yapacağım. Koy bakalım. Hop. Yok, menzilin çok yetişmiyor gibi ya da ben kullanamıyorum. İkisinden birisi. Ama şunu yetişir gibi. At bakalım. Tamam. Bunu doldurduğunda menzili yetişecek. Biraz hızlı doldur canım benim. Biraz daha yaklaşsın. Şimdi güzel gibi. Gayet güzel. Doldur canım benim. Tekrar. Güzel. Diğer ikisi de bunu ateş ediyor şu anda. Yıkılır muhtemelen. Umarım menzili çok fazla gelmez. Askerleri yetişti. Bunun açısı tükendi şu anda. Şunu da atayım nereye. Şurası bir açılsın. O kadar da açılmasaymış keşke. Tamam, sıkıntı yok. Çıkın çocuklar buradan. Kusura bakmayın. Şimdi sol mancınığı da yıktı bizimkiler. Bu adamlar tek merdivene mi hapsoldu şu an? Tamam, imkanı yok. Kuşatmayı kazandık. Tabii yoldan geçebilirsek. Şu aşağıdan gideyim ben. Çok ölü veriyorum ya. Tölere edilebilir kayıplar vermiyoruz aslında. Ama dediğim gibi ölen bir soylunun yerini ikinci bir soylu dolduramayacak. Bu seri artık bütün soyluların ya da bizim öleceğimiz bir seriyi evrimleşti kardeşler. Başka bir opsiyon maalesef bırakmadılar bizi. Bırakmadılar. Yaşayalım. Çekil oğlum. Rica ediyorum bak. Kayın kenara. Canım bak. Genç kurt. Hayır, bir de Vlandiyalılar arbaletleriyle gelecek. Sürgeyalılar piyadeleriyle gelecek. Hakikaten zorlanacağız. Şu an bildiğiniz bütün Kalradiya savaş açmamızın hiçbir farkı yok. Özellikle Kuzayit bize savaş açarsa umarım şehirde karşılaşırız. Bizi Bozkır'da yakalarlarsa çok kötü ederler. Çocuğum bak, kafana atacağım bir tane. Çık şuradan ya. Aa. Sadak, oraya giremem. Burası iyidir. Merhaba. Bu arada bizden nefret ettiklerinden midir bilinmez. Öyle hemen pes etmediler. Ha, şu da var. Çok fazla kayıp verdiremedik İlk dalgalarında ve hepsi son seviye adamların. Sorun yok ama benim ana elemanlarım geldiğinde bu kardeşleri yeneriz. Çünkü çoktan erimiş olacaklar. Ki evet, çekildiler. Bakalım kimleri yakaladık. Bakalım kimler ölecek. Kamnon bir paralı asker idi. Bu kardeşler soyluydu. Şehrim kimleri yakaladı? O da çok önemli. Ordu dağılmış. Tamam, lideri yakaladık demektir bu. Başka bir soylu yakalayamamışız. Kuzeyden 6 soyluyu idam etmiş olacağız şimdilik. Şu idamlarımızı yapalım. Kamnuncum, görüşürüz canım. Maurantiyos'cum, adını tekrar telaffuz etmem gerekmeyecek canım benim. Askiron, bay bay canım. Bir bölümde kaç idam yaptım ben? Bilmiyorum. Şu an hiç önemli değil. Tutsaklarımı satayım, şu dışarıdakileri yakalayacağım.
Gerçi garnizondaki çocukların hepsi yaralı değil mi? Yanımda hiç süvarim yok. Sadece piyadeyi bu çocuklara kafa atarsam muhtemelen yakalanırım ve muhtemelen idam edilirim. Bırakacağım. Bir gün daha yaşasınlar. Krallığımdan geçireceğim bazı politikalarım olacak ama. Bir bakalım. Bu bize yaramaz. Güvenliğin artışına şimdilik gerek yok. Yöneticinin birlik büyüklüğü 60 artacak tabii ki. Bütün kentler bizim olacak çünkü bizden başka yönetici olmayacak. Şehrin sadakati çok güzel. Yemek yokken bile sadık şu an bu adamlar bize. Şunu ivedilikle bitirmemiz lazım. Erzak sorununu çözeceğiz. Pazarımızda hiçbir şey yok çünkü erzak bırakmadı elemanlar bizde. Bunu nasıl çözeceğiz? Bir şekilde çözeriz ya. Pazarı doldururuz. Çok zor değil bizim için. Al canım. Şunu da al. Şunu da al. Hadi şu postları da al. Ayıp olmasın. Bir gün bekleyelim. Bölümü bitireceğim bu arada çünkü yarım saati geçtik diye düşünüyorum. Evet, geçmişiz. Erzak hali eksi 3 hiç sıkıntı yok. Eksi 23 hiç sıkıntı yok. Pazar direkt sıfırlandı çünkü. Şimdi kardeşler, düşmanlarımıza bakalım. Bu arada ben kimseyle barış yapmayacağım. Onlar istek atarsa belki düşünürüz. Yemin ederim şunlara da savaşacağım. Öyle gözü karartacağım yani. Çok az kaldı da. Gerçi bunlar çok da kalmamış zaten. Şimdi hiç klan elemiş miyiz? Onu bir merak ettim. Yok. Netor'u ben öldürmedim. Aynen. Hala bir klan yok etmemişiz. Çok sürer mi? Hiç sanmıyorum. Mesela kurt postular. 3 kişi kalmışlar. 2'ye düştüler. Kendileri bilir dediğim gibi bakın. Bu yolu biz seçmedik. 1 gram pişman değilim ya. 1 gram pişman değilim abi. Yapacak bir şey yok. Gerekirse şehrimi tek başıma savunurken öleceğim. O balta hiç yere inmeyecek abi. O balta gerçekten hiç yere inmeyecek. Ama şunu yapacağım. Çocukların hepsi yaralı. Bunları benim tedavi etmem lazım. Üstümüzü alalım. Yanımıza alalım. Daha doğrusu. Bu şehre daha fazla adam gelecek neticede. Ki artık 320 kişiye liderlik edebiliyoruz. Neden? Klanımız 4 seviye ama politikalardan ekstra adam aldık kendimize. Bir dakika şu tutsaklardan kurtulayım. Şu kırmızılık rahatsız etti beni. Güzel. Bizim çocukları hızlıca iyileştiririz. Neden? Doktorumuz var. Ancak bunu gelecek bölüm yaparız. 33. dakikaya girmişiz. Dediğim gibi bu seriyi bu saatten sonra kafayı yemiş bir suç baronunun bütün düşmanlarını öldüreceği ya da bunu denerken öleceği bir seriye evrilmiş durumda kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Esenlikler.